Merhaba. Sanırım yayın saatinden bir dakika geç başlattım. Hepinizden özür diliyorum. Yetişemedim saate. Yavaş yavaş toplanırken yayınımız 45-50 dakika sürecek. ERP üzerine bir sohbet olacak Sayın Ahmet Bey ile. Bu arada Ahmet Bey de katıldı şu an. Merhaba. Merhaba İrem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kusura bakmayın, bir dakika geciktim Yok yok, olur mu? Daha güzel. Biraz önce de hani konuştuğumuz gibi bir teknik şartname okuyordum. O yüzden ben. iyi oldu yani, ben daha önce toparlanabildim. Güzel, nasılsınız? Güzel güzel, iyiyim. Yani tabii pandemi dolayısıyla İlginç bir dönem yaşıyoruz. Yani benzeri olmayan bir dönem. Ancak tüm motivasyonumuzu koruyoruz. Bu şekilde dijital ortamları kullanarak etkileşime devam ediyoruz. Bugün de login yazılım olarak bir webinarımız vardı. Mobilya sektöründe ERP ile alakalı. O da çok keyifli geçti. Böyle olunca çünkü yani herkes evde ya da mevcut durumdan dolayı çok yoğun olmayınca bu tür dijital etkinliklere katılım oranı çok yüksek oluyor. Biz de buna ayrı bir mutlu oluyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu yayın için. İnşallah Biz teşekkür verimli, ederiz. keyifli bir yayın olacak. İnşallah. O Pamuk nasıl zaman bu arada? Pamuk iyi mi? Pamuk iyi, rahatsız etmesin diye şu an odanın dışında. Kitledim, tahmin ediyorum tabii. O gün bile yani bayağı böyle meraklı gözlerle Feyza, sen, ben görüşürken bayağı böyle Evet. geziyordu. Çok seviyor. Ses gelince hemen oraya odaklanıp oraya ne var diye koklamaya gidiyor. Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Ben de şu anda bir hamile anne ve 4 yavruya bakıyorum. Biraz önce de mamalarını verdim. Bu sıra çok bir her yerde yavru var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz bakalım. Kolay gelsin o zaman. Çok teşekkürler. Biz yavaş yavaş toplanırken isterseniz önce bir ERP nedir? Bu soruyla başlayalım. Belki Tabii bilmeyen ki. arkadaşlarımız öğrenmek için geliyorlardır. Ayrıca tarihçesini de biz merak ediyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Tabii ki, tabii ki memnuniyetle. ERP hani İngilizcesi, Türkçe karşılığı kurumsal kaynak planlama şeklinde geçiyor. İşletmelerin, yani fabrika ya da herhangi bir işletmenin tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde yönetebilecekleri bir araç aslında, bir yazılım, bilgisayar programı. Örnek veriyorum, ben bir satışçıyım, satış siparişinin girişini gerçekleştiriyorum. Kime ne sattım, ne kadara sattım vesaire gibi tüm bilgileri girmemle birlikte satın alma, stok, üretim, sevkiyat vesaire tüm iş süreçleri benim girmiş olduğum kaynaktan doğru ilerlemiş oluyor. Bu da entegre bir iş süreci yönetimini sağlıyor. ERP'nin aslında geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. Kavram olarak MRP 1 ile aslında ilk olarak başladık. 1960'lı yıllarda MRP 1 kavramı ile birlikte sadece depodaki stoğa bakıp daha sonra bu depodaki stoğa bağlı olarak ilgili satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesi üzerine kurulu bir yapıydı. Daha sonra bakıldı ki hani 1980'li yıllara doğru bakıldı hani sadece bu yetmiyor. MRP 2 ile birlikte artık sadece mevcuttaki stok durumu değil, mevcuttaki depodaki stok durumu değil, tüm birimlerin yani üretim, satış vesaire gibi aynı şekilde yoldaki mallar gibi gelen malzemeler gibi tüm iş süreçlerini dahil eden bir kavram ortaya çıktı. Bu da MRP 2 adını aldı. Daha sonra ise 1990'lı yıllarda ERP artık hayatımıza girdi. ERP ise satış, satın alma, stok, üretim, sevkiyat gibi muhasebe tüm iş birimlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi sağlandı ERP ile. Aslında şu anda ise ERP 2 üzerinde duruluyor. Hani şu andaki bizim sunduğumuz çözümlere çünkü iş zekası kavramı,
CRM kavramı da dahil olduğu için artık aslında ERP2'yi yaşıyoruz. Ama çok fazla hani ERP2 konuşulmuyor. Direkt ERP şeklinde devam ediyor diyebilirim süreç. Peki, ERP programlarından da biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Tabii ki. Biz hani ben login yazılımında çalışan biri olarak ilk öncelikle login yazılım diyebilirim. 1989 kuruluşlu bir yazılım evi. %100 yerli ve milli bir firma. Gerçekten aslında ülkemiz için 32. yılını kutlayan çok değerli bir firma. Çünkü kolay değil gerçekten bir Türk firması olup ERP sektöründe bunca uzun yıllar faaliyet göstermek gerçekten dile kolay. Onun dışında birçok firma var tabii ki. Yani yerli ve yabancı olarak saymamız gerekirse işte WorkCube, Logo, Netsis, CPM gibi yazılımlar olduğu gibi işte Mikro da var. Onun dışında SAP, IFS, Avas gibi yabancı firmalar da var ülkemizde. Aktif olarak hem ülkemizde hem de aynı şekilde globalde tüm projeleri bu firmalar sağlıyor diyebilirim. Peki, o zaman ERP'den bahsetmişken kısaca tanımını da söylediğimize göre ben yavaş yavaş gelen soruları soruyorum size. Tabii ki memnuniyetle. ERP entegre olduğu işletmeye her zaman verim getirir mi? Başarısızlık oranı var mıdır? Varsa bu başarısızlığın nedenini ERP'ye bağlamak ne kadar doğrudur? Kesinlikle ERP bağlı olduğu yani çalıştığı firmada kesinlikle bir verimlilik sağlar. Ancak bazen ERP uyarlama süreçlerinde yaşananlar dolayısıyla bazen bu verimlilik tartışma konusu olmuş ki bu soru da muhtemelen bilinçli bir arkadaşımız tarafından sorulan bir soru. Çünkü bazen maalesef yaşanıyor. Yani uyarlama süreçlerinde yaşananlar veya yanlış implementasyon dolayısıyla ERP'lerin verimlilik dışında tam tersi bir iş yükü olarak karşımıza çıktığı görülüyor. Ancak doğru bir implementasyon yapılan, iş akışlarının doğru çizildiği, daha sonra bu iş akışlarının doğru bir şekilde implemente yani uyarlandığı ERP projeleri ise firmalara çok ciddi avantajlar sağlıyor, verimlilik sağlıyor. Çünkü yani biraz önce bahsettiğim gibi bir satış siparişine giriyoruz. Bu satış siparişi düşünsene tüm birimlere entegre bir şekilde gidiyor. Yani satın almacı bir işlem yapmıyor. Direkt satışçının girdiği verilere istinaden mesela bir üretim verisi, üretilecek bir ürünse ona bağlı ürün ağaçları var. Ürün ağaçları olduğu için direkt malzeme planlamayı aynı şekilde satın almacının önüne malzemelerin düşmesiyle gerçekleşiyor. Aynı şekilde stok, depocu, üretimci vesaire entegre bir şekilde tüm iş süreçlerini yönetiyor. Bu da ciddi bir verimlilik sağlıyor. Başarısızlık tabii ki hatta yani Google'a da yazdığımız zaman başarısız ERP projeleri diye birçok makale var. Yani akademik konulara, projelere konu olmuş bir kavram başarısız ERP projeleri. Çok kriter var, çok kriter var. Yani yanlış iş akışlarının analizi sonrası uyarlama da diyebiliriz. Kullanıcı direnci de diyebiliriz. Yanlış ERP yazılım tercihi de diyebiliriz. Yani birçok kriter var. Bu kriterleri ayrıca bir yayın bile gerçekleştirebiliriz. Ama tabii ki eğer doğru bir proje yönetimiyle, doğru bir implementasyonla başarısız olma ihtimali gerçekten çok düşük. Çünkü ülkemizdeki hani login dahil birçok ERP firması artık başarısını kanıtladı. Bir içeride ciddi bir know-how barındıran firmalar bulunuyor. Ve bu know-how'ı da işletmelere entegre etmek aslında bizlerin elinde. Zaten öğrenci arkadaşlarımız da bu motivasyonla yola çıktık. Sahaya sizlerin aktif olarak katılımına ihtiyacı var sahada. Çünkü biz sadece ERP üreticileri olarak sahada tek başımıza bu projeleri hayata geçiremiyoruz. Sizlerin bunları aktif olarak sahada sahiplenmeniz ve bizlere destek olmanız oldukça önemli. Hani başarılı ERP projeleri için. Başarısızlığın nedenini ERP'ye bağlamak şeklinde bir soru vardı. Evet. Yani bazen oluyor tabii ki. Hani eğer mevcutta anlaşılan ERP yazılımının iş akışları o firmaya uygun değilse ve yazılım firması da ek geliştirme yani yazılım geliştirme yapmakta direniyorsa bazen başarısızlık ERP yazılımı sebebi olabiliyor diyebilirim. Peki. Şimdi biraz uzun bir soru soracağım. Tamam. Genelde en iyileri ve isim yapmış olan SAP ya da Oracle tabanlı
IFC işletmeleri tercih edilmesi gerekenler gibi sunulmaktadır. Acaba bir yazılıma her zaman bu kadar yüksek meblağlar ödenmeli mi, yoksa işletmenin ölçeğine göre muadil yazılımlara yönelmek daha doğru bir karar mıdır? Aslında sorunun cevabı direkt soruda yer alıyor. Evet. Katılıyorum. Yani her işletme kendi ölçeğine göre doğru yazılımı tercih etmeli. Bu doğru yazılım yüksek meblağ ya da düşük meblağ olarak ben genelde karşılaştırmıyorum. Çünkü kimine göre yüksek meblağ, kimi firma için gayet normal bir bütçe olabiliyor. Bu sebeple her işletmenin gerçekten kendi işleyişine uygun, kültürüne uygun, iş akışlarına uygun doğru ERP yazılımını seçmesi gerekiyor. Bununla alakalı hani örnek vermem gerekirse hani firma mesela hiç global projelerde bulunmuyor. Sadece Türkiye içerisinde faaliyet gösteriyor. Şimdi bu firmanın gidip bir yabancı bir ERP yazılımı alması ne kadar doğru gerçekten tartışma konusu. Çünkü yani günümüz lokalizasyonlarda da problem oluyor. Yani yerelleştirmede hem muhasebe olsun veya farklı resmi süreçlerin hızlı bir şekilde uyarlanması noktasında yabancı ERP'ler bu noktada ciddi bir handikap doğuruyor. Ancak en doğrusu işletmenin ölçeğine göre uygun ERP yazılımı seçmesi kesinlikle doğru diyebilirim. Peki, Türkiye ve Türkiye'deki işletmelerde ERP nerededir ve nasıl bir ilerleme kat etmektedir? Evet, bununla ilgili hatta bir geçenlerde bir raporu da okumuştum. Ya kullanım oranı oldukça düşük. Onu söyleyebilirim. 2015 yılında bu oran %20 şeklinde olduğu belirtiliyor. 2015'i bahsettik. 2020'de yani bu yılın %25 ile tamamlanması bekleniyor. Ancak bu oranın özellikle pandemi dolayısıyla %25 hedefine ulaşılamayacağı da tartışılıyor ve şu anda gündemde. Sizlerin de sahaya inmesiyle implementasyon süreçlerinin hızlanması, daha hani ERP'nin işletmelere sağladığı faydaları karar vericilere bizzat aktararak bu oranları hep birlikte arttırabileceğimize inanıyorum. Senin bu arada bağlantıda sanıyorum bir kopukluk var. Şu anda Şu an değil mi? iyi sayılır, idare eder. Tamam. Okay. Bu saatlerde Instagram'a yüklenme oluyor diye geçen bir haber okumuştum. Bu sebeple bağlantılarda problem olabiliyormuş. Evet. Ya ben de şu an iyi ama iyi değilse. Şöyle yani devam edebiliriz. Özellikle hani diğer sorunu da dinleyebilirim. Tamam. ERP ile değişen iş tanımları doğrultusunda özellikle muhasebeci ve analistlerin mesleki gidişatı nereye doğrudur? Şöyle muhasebeci tabii ki eskiden konuşulan muhasebeci kavramıyla şu anda konuşulan muhasebeci kavramı oldukça farklılaştı. Aynı şekilde bankacılık da bu arada. Yani daha önceden böyle hatta bir emekli bir bankacı tanıdığım var. Hep bahseder bizler hesapları kağıt kalemle işte hesap makinesiyle böyle uğraşarak yaparken şimdi tüm süreçlerin, tüm sistemlerin bilgisayar programları aracılığıyla olduğundan bahsetti. Aynı durum ERP kullanan veya muhasebe programı kullanan işletmelerde çalışan muhasebeciler için de geçerli aslında. Çünkü biz ERP'lerde satış verisini girdiğimiz zaman veya gelen irsaliyeyi, faturayı sisteme girdiğimiz zaman muhasebecinin ayrı bir çalışma yapmasına gerek kalmıyor. Aynı şekilde üretim verilerini girmemizle birlikte, ürün ağacı gibi üretim verilerini de girmemizle birlikte tüketimlerin de ERP'den yapılması sonrası hani muhasebecinin ek iş yapmasına gerek kalmadan direkt olarak tüm verilerin önüne gelmesi oluyor. Bu var tabii ki. İşte ERP sorumlusu, ERP uzmanı, ERP yöneticisi gibi. Aynı zamanda iş analistliği de çok ciddi bir fırsat. Zaten bugün de hatta Pamukkale Üniversitesi'nde işletme fakültesinde bir derse bir konuk oldum. Orada da konuştuk. Yani iş analistliği
ciddi bir avantaj sağlıyor aslında. Bu noktada endüstri mühendisleri ağırlıklı olmak üzere işletme ya da yönetim bilişim sistemleri mezunu arkadaşlarımız iş analistliği pozisyonuyla işletmelerin iş süreçlerini analiz edip bunları detaylı olarak kavramsal hale getirip dosyasını hazırlayıp daha sonra ise ERP yazılımına bunları entegre edebiliyor. Onu belirtebilirim. Şu anda sesim geliyor mu bu arada? Aslında bende yayın şu an iyi ama sanırım kesiliyorum Tamam, sesim var bu arada. Hani sesle ilgili ben. bir sorun yok. Tamam. İnternetime bakıyorum. Şu an her şey iyi ama sesim geliyorsa ben soruyu sorayım o zaman. Tabii, aynen. Devam Tamam. edebiliriz. ERP operasyon maliyetlerinde nasıl düşüşe yol açıyor? Şimdi operasyon maliyetlerinde düşüş dediğimiz zaman konuya ben özellikle personel maliyeti noktasında bakacak olursam ciddi bir düşüş sağlıyor. Çünkü verilerin tek bir kaynakta girilmesi, daha sonra girilen verilere istinaden tüm iş süreçlerinin sistemden yürümesi sonrası ciddi bir avantajlı durum ortaya çıkıyor. Çünkü bir veri girildiği zaman farklı bir kişinin aynı veri üzerinden ilerlemesi bu verimliliği sağlıyor. Hatta YouTube'da da videolarım var, arkadaşlar izleyebilir. Biz bir satış siparişine girdikten sonra bunu onaylıyoruz. Daha sonra satın almasını, daha sonra MRP'sini, üretimini vesaire tüm iş akışlarını tek sistem üzerinden sağlıyoruz. Bu da ciddi bir operasyonel maliyetlendirmede avantajlar sağlıyor. Operasyonel maliyetlendirme ek olarak tabii ki veri doğruluğu, veriler üzerinde analiz yapıp daha sonra bu verileri anlamlı bilgiye dönüştürmek için de ciddi bir havuz oluşuyor şeklinde özetleyebilirim. Peki. Ben yorumlarda size kişisel olarak gelen bir soru görmüştüm de. Tabii ki evet. Gizem Ersan sanıyorum yazmış. Buket de Gizem. yazmış bu arada. Selamlar Buket. O da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Evet. Ebrar da bir soru yazmış. O soruları da buradan görmüşken onları da okuyalım. Çok iyi olur. Ben biraz zor okuyorum. Eğer senin okuman kolaysa Tabii. süper olur. Ben önce Gizem'in sorusunu okuyorum. Mesleğinizin en sevdiğiniz yanları neler ve sizi en çok yoran tarafları nelerdir? En sevdiğim yanları devamlı öğrenmek. Yani gerçekten devamlı öğreten bir sektör içerisindeyim. Çünkü işimiz gereği ERP işletmeler gibi yaşayan bir yapı. Hatta bununla alakalı bir makale de yazmıştım. Çok hoşuma giden bir kavram çünkü. Firmalar devamlı yaşayan bir yapı olduğu için bu yapıya istinaden bizlere çok talepleri oluyor. Yani bugün bir ERP'yi canlı kullanıma geçiriyoruz. Yarın farklı taleplerle geliyorlar. Yarın farklı taleplerle geliyorlar. Bu bizi çok motive ediyor. Aynı zamanda sektör bağımsız bir iş yaptığımız için bugün mobilya firmasına gidiyoruz. Yarın plastik enjeksiyonlu üretim işletmeye, sonra finans, sonra bankacılık, böyle her yere, her işletmeye gidiyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde de ilgili kişilerle beyin fırtınası yaptığımızda çok güzel şeyler öğreniyoruz. Tabii ki öncesinde hazırlık süreci vesaire de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Nevzat da geldi bu arada. Merhaba Nevzat. Yoran yanları yani bu arada sevdiğim yanlarda hani hatta Aralık ve Ocak aylarında ERP proje yöneticiliği de yaptım iki tane müşterimizde. Orada mesela işte sabaha karşı 4'e 5'e doğru çıktığımız oldu vesaire. Ama işte o motivasyon oradan geliyor. Yani biz bir şey yaptık ve bu bir şeyin çıktısı, mesela örnek veriyorum, sabah kamyonun irsaliyesi olduğu zaman ciddi bir motivasyon sağlıyor bizlere. Bu gerçekten işimizin güzel yanları. Yorucu yanları, yorucu olarak yani düşünüyorum yorucu. Yani sektörümüzde genelde kullanıcı direncileriyle karşılaşıyoruz. Belki bu yorucu olabilir. Yani insanlar ERP sistemlerinin ne kadar faydalı olduğunu biliyorlar. Ancak kendi pozisyonlarının risk doğuracağını sanıp, yani çünkü ERP gelen bir işletmede kullanıcıya bağlılık kalmıyor, çalışana bağlılık kalmıyor. Tamamen sistem üzerinden tüm akış yürüyor. Bu da bazı çalışma arkadaşlarımızı, yani sektördeki korkutuyor. Hani işinden olacağını sanıyor. Aslında öyle bir şey yok. ERP bir araçtır sadece. Buna veri girecek olan insandır. Ve biz yazılım işi yapıyoruz sanır ama tamamen insan odaklı bir iş yapıyoruz. Bazen bu tür durumlardan dolayı
gerekli konularda bazen anlaşmazlık olabiliyor. Kullanıcı dirençleriyle çok karşılaşıyoruz. Tek yorucu yanı bu diyebilirim. Ancak tabii ki bunun da aşmak için çok güzel yöntemlerimiz var. Sonuçta dediğim gibi insan odaklı bir iş yapıyoruz. Gerekli iletişimle, gerekli dostane yaklaşımla bu süreçleri de atlatıyoruz diyebilirim. Peki. Ebru'nun da. Peki siz neden ERP alanında uzmanlaşmayı tercih ettiniz ve ERP'ye yönelmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ben ERP yani sektörüne mahallede top koşturduğum çocukluk arkadaşım Levent Sıla aracılığıyla kendimi bu sektörde buldum. Ve çok da mutluyum sektörden. Çünkü sektörümüz biraz önce de belirttiğim gibi devamlı yeni şeyler öğreniyoruz ve bu yüzden çok mutluyum. Çünkü öğrenmeyi seviyorum. Devamlı öğrenmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü öğrenmediğimiz zaman gerçekten çok sıkıntılar doğuracağını da eminim ve bununla alakalı makalelerde okuyorum. Devamlı büyüklerimizi dinliyorum vesaire. Bunu söyleyebilirim. Diğer soru neydi bu arada? Çok özür dilerim. Bir dakika. ERP'ye yönelmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler? Tavsiyelerim özellikle staj sürecinde bu üretim stajı olabilir, yönetim stajı olabilir. ERP ile iç içe olmaları. Yani tabii ki öncelikle hani bir staj bulalım, daha sonra ERP'yi sorgularız diyebilirler. Ancak gerçekten işletmede bir bilgisayar programı kullanılıyor mu? Yoksa tüm veri Excel'den mi dönüyor? Ne oluyor? Onları bir sorgulayıp staj süreçlerinde ERP konusuyla yakın bir temas içinde olmasını çok çok öneriyorum. Bununla alakalı ben zaten kişisel olarak hani görüyorsunuzdur. Böyle ERP'ye merak eden, ERP ile alakalı yeter ki bana ulaşsın. Hani elimden gelen desteği sağlıyorum. Bazen böyle birlikte Zoom üzerinden ya da Skype üzerinden konuşmalar oluyor. Bazen fabrikaya bile birlikte gittiğimiz öğrenci arkadaşlarım oldu. Çünkü ben dedi ERP konusunu çok istiyorum. Öğrenmek istiyorum ve bunu sahada deneyimlemek istiyorum dedi. Ben bazen yönlendiriyorum, bazen birlikte bile gidip ilgili fabrika müdürleriyle birlikte bunları çalışıyoruz. Yani özellikle staj süreçlerini iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Zaten Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi, EMK olarak çok bilinçlisiniz bu konuda. Ben yakından da takip ediyorum. Hatta bununla alakalı, ERP ile alakalı bir postunuz da vardı. Buna çok mutlu oldum. Çünkü Endüstri Mühendisliği eşittir ERP aslında. Yani Endüstri Mühendisliği'nde alınan tüm eğitimler, konular birleşiyor, ERP'yi oluşturuyor. Hani net olarak bu gözüküyor. Biz de zaten Endüstri Mühendisliği'nin platformuyla bir işbirliği içerisindeyiz. Yıllardır kurucusu Bahadır Kaya ile birlikte, o da Albaraka'da Endüstri Mühendisi. Gerçekten bu motivasyonla sizlerin yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Yol haritasıyla alakalı bir belirsizlik yaşayan çok arkadaşlarımız olabiliyor. Bana Instagram üzerinden DM'den yazmaları yeterli. Daha sonra uygun ortamı birlikte randevulaşıp vesaire hazırlıyor oluruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Devam ediyorum sorularla. Enes'in bir sorusu var. Şirketlerin bu sisteme geçişte dikkat etmesi gereken unsurları var mıdır? En önemli unsur, kullanıcı direnci konusunu geçiyorum. Tüm kullanıcıların bu sistemi sahiplenmesi önemli. Veri setleri diye bir kavram var. Yani işletmede stok yapısı, ürün ağacı yapısı, müşteri yapısı, satıcı yapısı hazır mı? Ne düzeyde hazır? Bunlara detaylı bakmak gerekiyor ve bunları hazır edip daha sonra ERP implementasyon aşamasına geçmek gerekiyor. Ve ikinci en önemli nokta ise iş akışları kağıt üzerinde çizilimi. Yani fabrikayı ya da işletmeyi bir kuş bakışıyla kesinlikle fotoğrafını çekmek gerekiyor. Aksi halde iş akışları böyle, ben özellikle Microsoft Visio yazılımını çok seviyorum. Visio ile bu iş akışlarını net olarak kağıda dökmek gerekiyor. Daha sonra şöyle bir uzaktan baktığımız zaman fabrikanın tüm iş akışlarını görmemiz gerekiyor. Bu iş akışlarını ise ERP'ye implementasyon yaparak bunu da çözümleyebiliyoruz. Bu çok değerli. Yani özellikle işte verilerin setlerin oluşturulması, bir de iş akışlarının oluşturulması diyebilirim. Bu ikisi olduğu zaman doğru ERP yazılımıyla, doğru ERP proje metodolojisiyle, doğru ERP takvimiyle, doğru ERP ekibiyle başarısız olma ihtimali yok diyebilirim. Peki. Sanırım Nevzat Bey'in bir sorusu var.
Sektörün bugünün de endüstri mühendisliğinin yeri nedir? Ayrıca gelecek için de aynı soruya cevaplayabilir misiniz? Tabii ki Nevzat bu arada hani lojistik sektörünün duayenlerinden biridir. Aslında sorduğu sorulara gayet o da hakim. Sağ olsun yalnız bırakmamış burada bir soru da sormak istemiş. Yani gerçekten önemli ve yoğun bir şekilde endüstri mühendisliği de çalışıyor sektörümüzde. Çok değerli. Nevzat'la da hatta çok uzun zamandır tanışıyoruz. O da lojistik projelerinde uzman bir arkadaşımız. Kırıkkale Üniversitesi mezunu o da. Onunla da hatta bir yayında buluşacağız. Kesinlikle doğru. Yani ERP projelerinde endüstri mühendisleri olmazsa olmaz şeklinde diyebilirim. Peki Katılıyorum Nevzat Nevzat'a. Bey'e teşekkür ederiz o zaman. Bilgilenmemizi sağladı. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Bir soru daha var. Furkan Bey mi? Furkan Bey mi? Kusura bakmayın, ismini okuyamadım. İşe girdiğimiz bir işletmenin ERP sistemine alışmak, öğrenmek ne kadar zaman alır? Şöyle yani ilk işe girişte zaten o firmada hangi ERP yazılımı varsa bu ERP yazılımı ile alakalı işbaşı eğitim gerçekleştiriyor genelde firmalar. Bazen mesela bizlere ulaşabiliyorlar. Hani yeni bir personelimiz başladı. Bu personelimizi bir eğitim organize edelim diyorlar. Bizim mesela organize ettiğimiz eğitimler yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanıyor. Çünkü satış modülü, satın alma, stok, üretim, sevkiyat, depo gibi ana modüller üzerinden detaylı eğitimler veriliyor. Bunlar da ortalama bir hafta içerisinde rahatlıkla öğreniliyor diyebilirim. Çünkü öğrenci arkadaşlarımız da özellikle ben ERP öğrenmek istiyorum diye stres oluştuğunu görüyorum. Bana da çok ulaşıyorlar. Kesinlikle stres yapmayın. Çünkü şu anda login ERP'den yani login yazılımında çalışan biri olarak login ERP'den bahsediyorum. İşte biraz önce bahsettik bir sürü ERP markası var. Bunlar ayrı ayrı öğrenmek imkansız. Kesinlikle de zorlamayın. Bir de ben bazı kurslar var. Bu kurslara da hani çok ticari yaklaşıldığını düşünüyorum. Çok yüksek meblağlar konuşuluyor vesaire. Pek de önermiyorum. Çünkü ERP nedir bilelim. ERP'nin ne işe yaradığını bilelim. Kavram olarak hangi katkıları sağladığını bilelim. Daha sonra zaten biz işe başladığımızda o ERP ne varsa orada login olur, X olur, Y olur. Zaten orada bize bunu öğretecekler. Öğretmek zorundalar. Yani bazen işte ben X yazılımını bilsem bir adım öne geçer miyim gibi konular da gündeme geliyor. Çok katılmadığımı söyleyebilirim. Yeter ki siz kavramı bilin, örnek projeler görmüş olun, bunları iyice öğrenmiş olun. Hatta bunları LinkedIn'e ya da CV'nize ekleyin, bunu kanıtlayın, insan kaynaklarına iletin. Bir şekilde zaten sizleri kabul edeceklerdir. Aksi halde sertifikayla hani sertifikayı alıp iş bulma beklentisine gerçekten girmemek gerekiyor. Sonuçta öğrenci arkadaşlarımız da endişe duyuyorlar. Çok normal. Ama o endişeyi ben gerçekten hiç rahat olun diyebilirim. Peki, ERP'de yenilik ve revize talep doğrultusunda mı geliyor? Evet. Mesela bugün bir örnek veriyorum. Bugün bir ERP kurduk. Kullanıyorlar. Canlı geçiş diye bir kavram var. Canlı kullanımda olduklarını varsayalım. Daha sonra 2-3 hafta sonra ya da genelde 2-3 hafta olmaz. 2-3 ay sonra minimum 2-3 ay sonra yeni talepler de gelebiliyorlar. Bu talepler bazen raporlarda değişiklik olabiliyor. Bazen formlarda yani ekranlarda değişiklik olabiliyor. Bazen iş akışları ile alakalı bir revizyona gidilmesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü işletmelerde yaşayan bir yapı olduğu için devamlı yenilikler oluyor. Onlar fabrikaya bu yenilikleri adapte ediyor. Bizlerden de ERP yazılımına adapte etmeleri bekleniyor diyebilirim. Peki. Ben yorumlardaki soruları okuyacağım ama bizim de birkaç sorumuz var. Onlar kalmasın. Tamam. Arkadaşlarım sakin olsun, okuyacağım. ERP'nin şirketlere hangi faydaları sağlar? Sizin diğer ERP hizmeti sunan şirketlerden farklı olarak yaptığınız bir şey var mı? ERP'nin faydaları en önemli faydası iş süreçlerini entegre bir şekilde yönetmemizi sağlayan çok değerli bir araç şeklinde çok özet olarak belirtebilirim. Zaten Google'a da detaylı yazıldığı zaman birçok madde var. Onlar üzerinden de özel olarak da tartışabiliriz. Ancak yani ERP konuları yani başarıya odaklanmamız gereken önemli konulardan biri. Bu sebeple bir şekilde en erken projeye başlayıp daha sonra bunu başarılı bir şekilde yürütmemiz gerektiği de söyleyebilirim. Biraz. Peki. Bazı sorular benzer de o yüzden atlıyorum onları. Tamam.
Modüler yapıdaki ERP uygulamalarının bütünleşik uygulamalardan farkı nedir? Aslında yani bütünleşik uygulama paket program olabilir. Yani paket programlarda bir özel uyarlama ya da geliştirme vesaire yapılamıyor. Mesela bizim diyorlar satış sipariş ekranımız bu. Bu veriler vardır. Bunları doldurabilirsin. Onun dışında çıkamıyorsunuz. Modüler yapıda ise istediğiniz modülleri kullanabiliyorsunuz. Modüller arası entegrasyonla alakalı istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Modüllerde revizyona gidebiliyorsunuz. Bunları söyleyebilirim. Yani bütünleşik sistemler eğer onu belirtmek istediyse arkadaşımız, bütünleşik sistemler genelde paket yazılımı olarak algılanıyor. Modüler yapılar ise ERP sistemleri genelde modüler yapılardır. Mesela müşterimiz diyor ki ben muhasebeyi kullanmak istemiyorum. Satış satın alma stoğu kullanmak istiyorum diyor. Uygundur. Aynı şekilde üretimi dahil etmek istiyorum diyor. Uygundur şeklinde yaklaşıyoruz diyebilirim. Peki, neden ERP'ye ihtiyaç duymalıyım? En önemlisi veri hakimiyeti. Yani veri hakimiyeti sağlayan çok çok değerli bir araç ERP. Çünkü işletmeler uzun yıllar faaliyet gösteriyorlar. Kişiye bağımlı kurulan yapılar da daha sonra dağılıyor. Çünkü kişi ayrılıyor, Allah korusun başına bir şey geliyor vesaire. Her şey normal, her şeyle karşılaşabiliyoruz. Bu veriler daha sonra kişilerle birlikte gidiyor maalesef. Bu sebeple ERP sistemleri en önemli noktalarından biri de iş süreçlerini yönetiyor dedik. Bir de veri hakimiyeti sağlıyor. Yani verilere hakim olan işletmeler de anlamlı bilgiye dönüştürerek bunları raporluyorlar, kararlar alıyorlar vesaire çok çok değerli. Bu şekilde özetleyebilirim. Kemal de merhabalar Kemal, hoş geldin. Şuradan devam edeyim. Tabii ki. Reyhan yazmış. Öncelikle merhaba, bu faydalı yayın için teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ederiz. ERP projelerinde proje yönetiminin rolü ve önemi nedir? Çok çok önemli. ERP projelerindeki başarısızlık maddelerinden biri, hani Google'a yazarsınız şimdi mesela ERP başarısız ERP projeleri, orada çıkan maddelerden birinin proje yönetimi olduğunu göreceğiz. Çünkü proje yönetimi başarılı ERP projeleri için oldukça önemli konumda. Özellikle işte PMI Enstitüs'ün sağladığı PMP sertifikalı alan proje yöneticilerinin çok kaliteli bir şekilde, çok doğru bir şekilde bu projeleri yönettiği de konuşuluyor. O yüzden öğrenci arkadaşlarıma da bugün itibariyle yani bu zaman yani öğrenciyken bile bu PMP sertifikasını takip etmelerine özellikle endüstri mühendislerinde çok çok ciddi avantajlar sağlıyor. Çünkü endüstri mühendisleri genelde hayatları boyunca devamlı proje yönetiyor olacaklar. Yani sadece endüstriciler değil tabii ki işletmeciler, YBS, yönetim bilişim sistemleri mezunu arkadaşlarımız da öyle. Aslında hayatımızın her anında da bir proje yönetimi yaşadığımız için herkes için önemli. Ama endüstri mühendisleri için daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple PMI Enstitüsü'nün PMP sınavını da takip etmelerini, hazırlanmalarını öneririm. Çünkü orası çok yaşayan bir yapı. Devamlı güncel tutmak gerekiyor. Proje yönetmek gerekiyor. Bir yerlerde çalışmak gerekiyor. Hatta bununla alakalı Savaş Şakar hocam var. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Çok değerli. Proje yönetimi ile alakalı hani duayenlerden biri diyebilirim ve çok güzel de anlatıyor. Ben de yakından takip ediyorum. Kendisiyle tanışma fırsatım da oldu ve etkinliğimize katıldı kendisi sağ olsun konuşmacı olarak. Yani Savaş hocamı da takip edip ayrıca fikirler, düşüncelerini görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Peki, Burak'ın bir sorusu olmuş. Sanıyorum o an konuştuğumuz bir konuyla ilgiliydi. Ben kaçırdım. O zaman kısaca temel bilgimizin olması iş öncesi ERP için yeterli midir? Temel bir neydi bu arada? Kaçırdım pardon. Tam anlayamadım daha doğrusu kesildi. Temel bilgimizin olması iş öncesi ERP için yeterli midir? Kesinlikle yeterlidir. Kesinlikle. Yani temel bilgi nedir? Tabii ki onu tartışabiliriz. Temel bilgi nedir onu söyleyeyim çok kısaca. ERP nedir bilelim. ERP işletmeleri ne sağlar bilelim. ERP'de veri yönetimi işletmelerini ne sağlar bilelim. Tedarik zinciri yönetiminin en önemli kavramının ERP olduğunu bilelim. Bunları hakim olalım ve ERP kullanan firmada bir bulunalım. Veya en azından teknik gezilerde vesaire bir şekilde değelim. Yani sohbet edelim karar vericilerle. Kesinlikle katılıyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Erdal abiye de selamlar bu arada. Teşekkür ediyorum.
Beyza'nın bir sorusu olmuş. ERP seçim sürecinde seçim ekibinin oluşturulduğunu biliyoruz. Seçim ekibinin yetersiz kaldığı durumda ERP danışmanının yeri nedir? Çok çok önemli bir konumda. Zaten şöyle oluyor. Biz mesela ERP üreticisiyiz. Bizde bir ekip kuruluyor. ERP proje ekibi. Bir de firmada ERP proje ekibi kuruluyor. Firmadaki ERP proje ekibi aslında daha önemli. Çünkü onların yönlendirmesi projenin gidişatına önemli katkılarda bulunuyor. Zaten biz her departmandan bir key user rica ediyoruz. Yani satışı iyi bilen, satın almayı bilen, stoğu bilen, muhasebeyi bilen, üretimi bilen, sevkiyatı bilen vesaire tüm birimlerden key user'lar tespit ediliyor. Bu key user'lar üzerinden proje implementasyonu daha öncesinde tabii ki analizler vesaire yapılıyor. O yüzden çok çok önemli. ERP danışmanları da key user'larla masaya oturup tartışıp karşılıklı başarılı bir ERP proje yönetimi sağlıyor diyebilirim. Peki. Nevzat Bey, sanırım bilmemizi istediği bir şey daha var. Tamam. Bir proje yöneticisi ne kadar yazılım bilgisine sahip olmalıdır? evet, Nevzat aynı şekilde hani bu yazılım bilen çok değerli endüstri mühendisi mezunu Teşekkür ederim o zaman. arkadaşlarımızdan biri. Yani ben şöyle hani çok fazla detaylı yazılım bilinmesi gerektiğini düşünmeyenler dedim. Sektörümüz ikiye ayrılmış durumda şu anda. Yazılım derken ise işte bir çünkü işte C++, C#, .NET, Java gibi direkt yazılım kodlarının bilinmesi çok önemli değil diye düşünüyorum. Benim önerdiğim şey SQL. Yani endüstri mühendisi mezun olmadan SQL'i kesinlikle öğrenmeli. Bizim biraz önce de bahsettim, Aralık-Ocak aylarında yoğun bir şekilde iki projede çalıştım. Ve en yoğun karşılaştığım konu SQL'di. Yani yazılım dili olarak biz C++ ağırlıklı çalışıyoruz. Yazılım dili bilmeme gerek yoktu. Çünkü ben yazılım ihtiyacında yazılım departmanımıza sağ olsun yönlendirme yapıyordum. İşte bilgisayar mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz, matematikçiler ağırlıklı çalışıyor. Anında bize zaten yardımcı oluyorlardı. Ama SQL ise her yerde karşıma çıktı. Yani bir SQL hakimiyeti olmasa çok çok projeler yavaşlar. O yüzden SQL kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Microsoft SQL, Oracle SQL vesaire fark etmez. Biz IBM'le çalışıyoruz. IBM'in Informix SQL'ini kullanıyoruz. O yüzden temel SQL bilgisi çok önemli. Bununla alakalı hatta bizim de IBM'in bir dokümanı var. Bana ulaşırlarsa arkadaşlar memnuniyetle yönlendiriyor olurum. Tabii Nevzat'ın böyle bir dosyaya ihtiyacı yok. Diğer arkadaşlara fikir olsun diye söylemiş olalım. Ama o da istersen o da yollarım tabii. Peki, Esra'nın bir sorusu var. Uzun bir soru. ERP geçiş döneminde proje yönetim... Çok özür dilerim, soruyu kaçırdım. Estağfurullah. ERP geçiş döneminde proje yönetimi için danışmanlık hizmeti alınması konusundaki görüşünüz nedir? Firma kendi içinde mi yönetilmeli yoksa destek gerekli midir? Kesinlikle destek gerekiyor. Bizim gibi firmalar zaten sadece programı satmıyor. Programı aynı şekilde danışmanlığını da veriyor. Bu danışmanlık içerisinde hem eğitim hem de implementasyon yani uyarlama süreci de dahil olduğu için kesinlikle danışmanlık alınması gerektiğini belirtebilirim. Peki. Bu arada süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben Tabii. son bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Orada Beyza da yazmış ama ne onu şey yaparız. Tanışıyorum Beyza ile. Olmadı ben sorusunu okumaya çalışayım. Ben galiba okudum ama geçtim mi onu? Okuduysan tamam sorun yok. Ben okudum sanıyorum. Ha evet Umarım evet okumuşuz tamam. Evet Beyza tamam. Ben teşekkür ederim Beyza. Tamam. tamam. Sanırım yeniden sorular geldi ama bizim süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki soruyu da okuyayım ben. Tamam. ERP projelerinde agile çevik proje yönetimi Evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz projelerde agile nasıl okunuyor? Ben şu an Agile diye okunuyor. agile Yani proje yönetimi. Çok evet özür diliyorum. hesabı proje yönetiminde kullanılan önemli kavramlardan biri. Biz de çevik proje yönetimini kullanıyoruz diyebilirim. Bununla alakalı tabii ki en doğru kişi
Reyhan'la da tanışıyorum bu arada. Şeyden Savaş Hoca ile birlikte bunu kesinlikle görüşebilirsin. Ama biz login yazılımı olarak Çevik proje yönetimi sürecini kullanıyoruz. Bir soru daha var. Yapılan ERP projeleri şirketlere göre değişiyor ve içeriğine göre mi fiyatı değişiyor, yoksa firmalar için sabit bir fiyat bulunmakta mıdır? Şöyle bir yayın bir koptu ben okuyayım hızlı. Yapılan ERP projeleri şirketlere göre değişiyor ve içeriğine göre mi fiyat değişiyor? Evet. Sabit bir fiyat olmuyor. İşletmelerin iş süreçleri analiz ediliyor. Hangi modülleri kullanması gerektiği analiz ediliyor. Daha sonra projenin büyüklüğü analiz ediliyor. Yani kaç kullanıcı kullanacak? Örnek veriyorum Eltemleri kullanacak mı? İşte e-defter, e-fatura kullanacak mı? Aynı zamanda webten sistem kullanacak mı? Gibi firmaya özel tekliflendirme yapılıyor diyebilirim. Çünkü ERP programları paket program olmadığı için firma bazlı özelleştiriliyor ve buna bağlı da fiyat veriliyor diyebilirim. Peki. Bizim son bir sorumuzu soracaktım. Tabii ki İrem. İş akış kavramı nedir? Son olarak bunu da sizden öğrenmiş olalım. Evet, çok çok önem verdiğim bir konu. İş akışı aslında fabrikanın kuş bakışı fotoğrafını çekmek. Çok özetle nedir bu? Mesela bir satış departmanı düşünün. Bu satış departmanı siparişi nasıl alıyor? Siparişi nasıl aldıktan sonra onay aşamalarından geçiyor mu? Onay aşamasından sonra üretime aktarıyor mu? Daha sonra satın alma nasıl çalışıyor? Stok nasıl çalışıyor? Üretim nasıl çalışıyor? Bunları iş akışı Visio'da mesela çizmek şeklinde oluyor. Bununla alakalı hatta aynı şekilde arkadaşlarım bana ulaşırsa örnek iş akışı üzerinden de konuşuyor olabiliriz memnuniyetle. Peki, süremizin sonuna geldik. Bayağı bir soru sorduk size. Bu kadar sormayı tahmin etmiyorduk. Yani daha az soruya indirmiştik ama arkadaşlarımızın sorularını da sormaya çalıştık. Benim Çok de memnun oldum. arası yayınım koptu sanıyorum. Özür diliyorum hepinizden. Ahmet Bey de geldiği için çok teşekkür ederiz. Çok bilgilendiğimiz bir yayın oldu. Ben çok teşekkür ederim. Yani katılımcılarımıza çok sağ olsunlar. Benim için de keyifli bir yayın oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum. Başta sana ve Feyza'ya gerçekten ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederiz. O zaman sizi uğurluyoruz. Tabii ki. Farklı bir günde inşallah yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bu akşam da bizden bu kadar.